Nükleofiller ve elektrofiller organik kimya mekanizmalarında son derece önemlidir. Hadi o zaman ilk önce nükleofilin tanımıyla başlayalım. Nükleofil çekirdeği seven anlamına gelir. Nükleo çekirdek, filse sevmek demek. Çekirdek artı yüklü olduğu için nükleofilin eksi yüklü olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. Yani nükleofil tam bir eksi yüke veya kısmi eksi bir yüke sahip olabilir. Böylece çekirdeğin artı yükünü kendine çeker. Bir diğer tanımıyla nükleofilin yüksek elektron yoğunluğu içeren bir bölgeye sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi örneklere bir bakalım. İlk önce buradaki etoksit anyonuyla başlayalım. Etoksit anyonunun tam eksi yüklü bir oksijene bulunuyor. Bu yüzden bu bir nükleofildir. Ve oksijen etoksitin nükleofilik merkezidir. Etanole bakacak olursak etanolün tam eksi yükü yok. Ama oksijenin hidrojenden daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden oksijen bu bağdaki elektronları kendisine çekecek ve kısmi eksi yüklü olacak. Yani buradaki oksijen de etanolün nükleofilik merkezi oluyor. O zaman etoksit anyonu etanolden daha iyi bir nükleofil olacak. Çünkü oksijen üzerinde tam eksi bir formal yüke sahip. Kısmi eksi yüke değil. Şimdi buradaki metil lityuma bir bakalım. Karbon ve lityum arasındaki elektronegatiflik farkını düşündüğümüzde karbon lityumdan daha elektronegatif olduğu için bu bağdaki iki elektron da karbona daha yakın durur ve karbona kısmi eksi yük verir. Yani bu durumda karbon metil lityumun nükleofilik merkezidir. Lityum ise bir miktar elektron yoğunluğunu kaybettiğinden üzerine kısmi artı bir yük çizebiliriz buraya kovalent bir bağ olarak çizdim. Ama tabi iyonik bir bağ olarak da gösterebilirsiniz. Elektron negatiflikteki fark o kadar büyük ki her iki elektronun da bu karbonda olduğunu gösterebiliyorum. Buraya hidrojenleri de ekleyelim. Karbon lityumdan daha elektronegatif olduğundan mor iki elektronu alıp her ikisini de karbona koyabilirim. Böylece bu karbon eksi bir formal yük alır ve bu eksi bir formal yüklü karbon nükleofilik merkez olur. Lityum bir elektron kaybedince de artı bir formal yüklü olmuş oldu. Burada iyonu bir bağ olarak gösterdim. Buradaysa kovalent. Ancak bu çizim gayet işimize yarayacak. Çünkü bu bir karbanyon. Şuraya yazalım. Karbanyon demek karbon üzerinde eksi yük var demektir. Ve ayrıca karbanyonlar mükemmel nükleofillerdir. Son olarak buradaki sikloheksene bakalım. Sikloheksenlerde pi bağ olduğunu biliyoruz. İşte burada. Pi bağları yüksek elektron yoğunluğuna sahip bölgelerdir. Bu nedenle bu pi bağı bir organik kimya mekanizmasında nükleofil olarak davranabilir. Evet. Şimdi elektrofillere geçiş yapalım. Elektrofil kelimesi elektron seven anlamına gelir ve elektronlar negatif yüklü olduğundan elektrofilleri düşük elektron yoğunluğu içeren bir bölgeye sahip olarak düşünebiliriz. Yani tam artı bir yüke sahip olabilirler. Çünkü artı yük elektronları çeker veya kısmi artı yüke de sahip olabilirler. Hadi buradaki bileşikle başlayalım. Klorun karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. O zaman klor bir miktar elektron yoğunluğunu çekecek ve eğer klor elektron yoğunluğunu bu karbondan uzaklaşacak şekilde çekerse bu karbon kısmi artı yüklü olur. Yani bu karbon bu bileşiğin elektrofilik merkezidir. Evet şimdi diğer bileşiğimiz olan asetona geçelim. Oksijen karbondan daha elektron negatif olduğundan buradaki karbondan bir miktar elektron yoğunluğunu çekecek ve bu karbon kısmi artı yüklü olacak. Böylece bu bileşiğinde elektrofilik kısmı bu karbon oluyor. Şimdi bir karbokatyon örneğimiz var. Ona bakalım. Burada üzerinde tam artı bir yükün olduğu bir karbon bulunuyor. Ve bu karbona bu artı yükü veren sadece 3 bağ olması. Elbette tam artı bir yük elektronları sever. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. Böylece bu karbon bu iyonun elektrofilik kısmıdır diyebiliriz. Ve son olarak bu bileşeye bakalım. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden oksijen bu karbondan bir miktar elektron yoğunluğunu çekiyor. Buraya bir rezonans yapısı bile çizebiliriz. Şimdi bu pi elektronlarını alıp oksijene taşıyalım. Evet. Şimdi burada bir rezonans yapısı çizelim. Çift bağımızı da ekledik. Şimdi bu pi elektronlarının oksijene geçtiğini gösterelim. Bu durumda oksijenin 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olacak ve eksi bir formal yükü olacak. Mor karbonun bir bağını kırdık. İşte mor karbon sağ tarafta burada. Bu da karbona artı bir formal yük vermiş oldu. Bu çizebileceğimiz olası rezonans yapılarından biri ve elbette mor karbon bu yapının elektrofilik merkezidir. Şimdi buraya başka bir rezonans yapısı çizelim. Tabii önce köşeli parantezimizi de şuraya çizmiş olalım. Şimdi bu pi elektronlarını alıp buraya taşıyalım ve sonuçta oluşan rezonans yapısını çizmeye geçelim. Burada artık çift bağımız var oksijenimizin eksi bir formal yükünü ve aşağıdaki hidrojeni ekledikten sonra parantezimizi kapatalım. Şimdi mavi işaretlediğim bu karbondan bir bağ aldık. Böylece bu karbonun artı bir formal yükü olmuş oldu. Onu da buraya çizelim. İşte artı bir yük. Bu da aslında elektrofildir değil mi? Yani tam artı bir yük eksi yükü çeker. Bu nedenle bu bileşiğin aslında iki elektrofilik merkezi var. Biri bu karbon, diğeri de şu karbon.